kıza aşık olup yıldırım çarpmışa dönen süperstar Ajda Pekkan ve Ajda'yı çarpan yıldırımın bizzat kendisi Yıldırım Aktun'a bu hafta Olacak O Kadar'a konuk oldular. Efendim iyi akşamlar. Bu geceki konuklarım politika ve sanat dünyasının iki ünlü siması. Birisi yılların eskitemediği ve buruşturamadığı sanatçı, süperstar, interstar Sayın Ajda Pekkan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent'cim. Mersi. Efendim ikinci konuğumsa eski başbakan sözcüsü, ondan eski başhekim, başka dünyaların siyasetçisi, başkalaşım kayası, başarılı politikacı, başbaş Sayın Aktun'a. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Levent'ciğim. Efendim şuradan konuya girmek istiyorum. Siz de son günlerde aşkları en çok konuşulan çift oldunuz. Ne diyorsunuz? Şimdi bu Ajda Hanım'ın yüksek nezaket ve saygı anlayışından var olmuş bir durumdur. Çok zarifsiniz Yıldırım. Sizin yanınızda solmuş bir hercai menekşeyim. Oh my God. Çok liriksiniz Yıldırım. Ben de şeyi diyordum, yani nasıl başladı bu ilişki? Vallahi Levent'cim, eğer tabiri yerindeyse ben durdum durdum Tuna'yı gözünden vurdum. Aktuna'yı. Ah. Aktuna, Karatuna yakında belli olur. Yani şey demek istiyorum, aşkınız için medyatik bir ilişki diyorlar. Medyada tik olmuş bir tavır bu Levent. Asla aslı yok Levent. Biz böyle de çok mutluyuz. Ev işlerinde yardımcı oluyor mu size? Ben ev işi yapmıyorum Levent'cim. Ev işi benim ellerimi buruşturuyor. Bu da beni geriyor. Tabii gerilmiş olduğunuz her tarafınızdan belli. Bu durumda Yıldırım Bey hizmetçiye yardım ediyor. Kendisi haza beyefendi. Evet, biz Ferhat'la Şirin, Kerem'le Aslı gibiyiz. Hatta Romeo Juliet, Eddie'yle Murphy ya da Pamuk'la Prenses. Şunu sormak istiyorum, Ufuk'ta nikah var mı? Yani nikahta keramet var mı? Yıldırım Bey'le Yıldırım bir aşk yaşadık. Yıldırım bir nikah yapabiliriz. Tabii Yıldırım Bey yılmazsa. Yılmam sultanım, Levent var ya, hastayım bu kadına. Aşkımıza nazar değmez inşallah. Ben gözüm açık gideceğim zaten. Aşkınızdan mı? Yok, yüzümü çok gerdirmişim. Gözlerim kapanmıyor o yüzden. Yıldırım Bey ne diyor bu estetik işine Ajda Hanım? Kendisi haza beyefendi. İnsan kendine bakmalı, haksız mıyım? Sen hep aynı suratla dolaşmaktan rahatsız olmuyor musun? Haklısınız, zaten ben de sık sık makyaj yapıp tip değiştiriyorum. Bakın şimdi kim inanır mesela Yıldırım Bey'in ben olduğuma? Ya? Ajda Hanım nasıl bir insan Yıldırım Bey? Efendim son derece naif bir insan. Şimdi bulaşık yıkarken her kadın şarkı söyler. Ama Ajda Hanım bulaşık için bile özel kostümler diktiriyor. Sayın dinleyenlerim diye başlıyor. Tabaklara mı hitap ediyor? Ya, son derece düşkün işine. Sonra çok da yufka yüreklidir. Geçen Brüksel lahanası aldım. Onları görünce iki saat ağladı. Bu lahanalar daha yavru, yazık erken kopartılmış diye. Çok liriksiniz Yıldırım. Levent, şeyi söylemeyi unuttum. Geçen bak benim doğum günümdü. Ajda bana saat almış. Güzel bir paket yaptırmış, getirdi verdi bana. Ne saati almış efendim? Kol saati mi? Karışık yaptırmış. İçinde kol saati var, masa saati, duvar saati var. Peki politikaya nasıl bakıyorsun Ajda? O konuya ben bakmıyorum. Yıldırım bakıyor Levent'ciğim. Hay Allah'ım, onu biliyoruz da yani sen nasıl bakıyorsun siyasete? Nasıl yaklaşıyorsun? Ben siyasetliğe sütliğe bulaşmam. Kaset çıkaracağım pek yakında. Onunla ilgili çalışmalarım var. Tabii, anlıyorum. Tabii. Yıldırım Bey şunu sorayım. Nisan'da evleniyoruz demişsiniz basına, doğru mu? Levent'ciğim ben öyle demedim. Evlilik için bahar iyi bir aydır dedim. Nisan da bir bahar ayıdır dedim. Bahar ayı balayı için müsaittir dedim. Bir kısım medya çarptırmış olmalı. Ne güzel açıkladınız Yıldırım. O sizin güzelliğiniz Ajda. Son derece estetik bir insansınız. Teveccühünüz çok hoşsunuz. Tüm hoşluklar size ait. Canım. Bir daha söyle. Canım. Bir daha söyle. Canım. Efendim. Yıldırım Bey. Şşt, Yıldırım. Buyurun benim.
Efendim bu çifte kumru kıvamındaki çifte kavrulmuş aşkınızı balla kesiyorum ve diyorum ki birer şarkı dinlesek sizlerden. Hay hay. Bu akşamlık da bu kadar.